Evet sevgili gençler, işte geldik, buradayız. Biz Parabol'de ustayı izliyoruz ve kaldığımız yerden arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın, Parabol'de bazı önemli kavramlar vardı. Neydi? Parabol deyince aklınıza ne gelmeyecek Etrabe? Para gelmeyecek. Evet. Paranın, Parabol'ün parayla alakası yok. Tamam, bunu önce bilmen lazım. Hocam parayla bir alakası var mı? Yok. İsmi zengin, ruhu fakir olan bir konudur bu. Tamam? İsmi zengin. Ha, ismi zengin, aynen. Adına aldanmayacaksın. Şimdi burada arkadaşlar parabolde bizim için önemli olan şeyler neydi? Tepe noktası. Bakın tepe noktasına dikkat. Simetri eksenine dikkat. Delta'ya dikkat. Kollara dikkat. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi geldik hangisine? 13. sorumuz. Bakın burada bize diyor ki fx eşittir x kare artı 2x eksi m parabolünün en küçük değeri 3 olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bize burada ne verilmiş? En küçük değeri verilmiş. Arkadaşlar değer deyince ne anlıyorduk? Değer demek burada en küçük değer demek k demek değil miydi? Hani parabolü hatırlayın, neydi tepe noktası? Tarak. Doğru mu? Buradaki k noktası bize en küçük ya da en büyük değeri veriyor. Bakın tekrardan hatırlatma olarak burada dursun. En küçük, bakın en küçük ya da en büyük, bakın en büyük değer. Tamam mı? Peki buraya neydi? Simetri. Simetri doğrusu ya da simetri ekseniydi. Yani bu noktada en büyük ya da en küçük değerini alıyor. Şimdi bakıyorum. O zaman burada şunu söyleyebilir miyim? Bakın k eşittir f(r)'di. O zaman buradan şunu söyleyebilir miyim? Bakın f(r) dediğim, yani bunun tepe noktasını önce bulmam lazım. Peki tepe noktası dediğim r noktası neydi? Hemen direkt r'yi buluyorum. Bakın r eşittir eksi b bölü 2a, doğru mu? Eksi b bölü 2a ise burası a, burası b, bakın burası c, öyle değil mi? O zaman eksi 2 bölü 1'den bakın eksi 2 geliyor. Ben neyi buldum? R'yi buldum. Yani simetri doğrusu arkadaşlar eksi 2'ymiş. İşte bu noktada en büyük ya da en küçük değerini alıyor. Hemen yazıyorum. Diyorum ki burası k dediğim f eksi 2. E bunda arkadaşlar yerine yazdığımda bu en küçük değer kaçmış? 3 değil mi? O zaman f eksi 2 eşittir 3 değeriymiş. E tamam, yazıyorum bunu da o zaman. Bakın eksi 2 yazalım. Eksi 2'nin karesi artı 2 çarpı eksi 2 eksi m eşittir 3 değil mi? E tamam, 4 eksi 4 eksi m 3. Buradan bunlar birbirini patates etti. M ne geldi? Eksi 3 geldi. M'nin değeri bu işte. En büyük değer ya da en küçük değer dediğimizde neye odaklanacağız? K'ya. Yani tepe noktasında arkadaşlar R'sini bulacağız. Var mı herhangi bir problem? Bakıyorum. Bakın burada ne geldi? Şurası değer 3 değil mi? Kaç geldi? Evet. Var mı problem? Yok değil mi? R eşittir eksi b bölü 2a. Evet, şurayı yanlış yazdım. Burası ne? Ne burası? Ah be Etrabe. Ah be Etrabe. Seni denedim, yine denedim. Evet. Kaç oldu? Burası eksi 1. Eksi 1 burası. Burası eksi 1 ise o zaman yerine yazarsam ne geliyor? Burası 1. Bakın şurası eksi 1. Kaç oldu? Burası 1 geldi. Şunu bir daha yazayım. Şöyle. Tamam, siliyorum burayı. Tamam. Tamam, bu kız okur. Şimdi burası ne olacak? Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2. Eksi m eşittir 3. Buradan ne geliyor? Eksi 1 eksi m eşittir 3. Bunu buraya gönderelim. Bunu buraya. Eksi 4 eşittir m. Yani m'nin değeri ne? Eksi 4. Var mı sorun? Tamam mıdır arkadaşlar? Olayı anladık değil mi? Yani burada eksi b bölü 2a olayına dikkat edin. Yerine yazdığım zaman buradan ne gelecektir? Direkt en büyük ya da en küçük değeri gelecek. Yine aynı tarz soru. Bakın 14. sorumuzda bize demiş ki fx eşittir x kare eksi 2 kx artı 2 parabolünün en küçük değeri 1 olduğuna göre k'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar en büyük ya da en küçük değer dediğim şu değil mi? Bakın tarak diyorum, yani trk. Burada kim belli? En küçük değeri 1'miş. O zaman burada şunu söyleyebilir miyim? TR1. K dediğim şey 1, doğru mu? Tamam. R'miz ne peki? R eşittir eksi B bölü 2A'ydı parabolün. O zaman ben buradan şunu yazabilirim. Bakın burası A, burası B, burası C. Dikkat. Eksi B dedim. Eksi. Eksi 2K bölü 2. Buradan ne gelir? K gelir. Yani ben R'yi buldum. Buradaki K ile karıştırmayın sakın.
Yani ben burada sorun içerisinde vermişim bunu. Peki arkadaşlar, o zaman şunu yazabilir miyim? Yani K eşittir FR dedim. Bu parabolün K'sı, dikkat. Yani burada şöyle diyorum. En küçük değeri 1 eşittir FR. FR dediğim ne? K. Hani R'yi K bulduk ya. O zaman FK eşittir 1 olacak. Yani bu parabolün K'sı. E peki o zaman buradan FK dediğim, yani X gördüğüm yere K yazarsam, o zaman şu gelmez mi? Bakın FK diyorum. Eşittir K'nın karesi. Eksi 2K çarpı K artı 2 eşittir ne oldu? 1 oldu. Değil mi? Neymiş? K kare. Eksi yine 2K kare geliyor. Yazıyorum. K kare eksi 2K kare artı 2 eşittir 1. İşlemi yapacak olursak eksi K kare. Attım karşıya ne geldi? K'nın karesi. Bunu da buraya göndereyim 1. Şimdi K kare 1 ise her tarafın kare kökünü alırsam ne oluyor? K değeri bir 1 gelir. K değeri bir de eksi 1 gelir. Çünkü kare kökü aldığınızda bir 1 bir eksi 1 ya da mutlak değer gibi düşünün. Bizden istenen ne? K'nın alabileceği değerler toplamı arkadaşlar. K'lar bunlar ise toplam ne olur? Toplam 0 olur. Olayı anladık mı? Var mı burada problem? Tamam mıdır? Yani tepe noktasının R ve K'sını bulacaksınız. O zaman geldik 15. sorumuz. Bakın burada da fx demiş. X kare artı 2 x artı 3 parabolü veriliyor. Fm artı 2 eşittir 2m eksi 4. M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Güzel bir soru. Bu soru ödüllü soru olsun. Çözene çikolata alacağım arkadaşlar. Instagram'dan hocam çözdüm deyin. Hemen size en büyüğünden bir küçük o bir kabı göndereceğim. Ona göre. Şimdi evet, ödüllü soru. Çikolata sorusu. Nasıl çözeceğiz bunu? Bakın yorum yapmanız lazım. Şimdi arkadaşlar videoyu durdurun. Çözün. Bakalım çözebilecek misiniz? Ben de başlıyorum. Şimdi diyor ki burada bir parabol verilmiş. Bu parabolde iki tane değer birbirine eşit. Nasıl eşit olabilir? İki tane değer var birbirine eşit. Yani f'ler. Bu nasıl olabilir? Mesela örnek birincisi, yorum yapıyorum. Mesela f2 eşittir f2'ye, doğru mu? Fonksiyon olarak. Ya da f5 eşittir f5, doğru mu? Gibi. Böyle bir şey olabilir gibi. Ben bunu çoğaltabilirim. Bu ne demek o zaman? Arkadaşlar bunun anlamı şu. Demek ki o zaman burada iki tane değer, yani fm artı 2 eşittir f2m eksi 4 ise, o zaman burada demek ki şöyle bir olay var. M artı 2 eşittir 2m eksi 4'tür. E bunu da buraya gönderin. Bunu da buraya gönderin. Yani m'nin değeri ne geldi? 6 geldi. Tamam, burası çok güzel. Peki başka bir şey olabilir mi? Şimdi bakın konumuz parabol. Arkadaşlar bu bir doğru olsaydı, doğrusal bir şey olsaydı tamamdı. Yani derdim ki evet bu olur derdim. Ama bakın burası parabol diyorsam, parabolde bir olay vardı, dikkat. Neydi arkadaşlar bu? Diyorduk ki parabolde mesela eğer ki bu ifade, şuradan şöyle çizeyim. Diyelim bu fonksiyon, şu parabole dikkat edin. Kollar aşağı doğru ya da yukarı doğru önemli değil. Rastgele çiziyorum ben. Tamam, bunu rastgele çizdim. Bunu çizmiyorum. Sadece olayı anlatıyorum. Burası, bakın şuradaki doğru simetri doğrusu değil mi arkadaşlar? Bu simetri doğrusu ise, yani burası R ise, ben R'nin sağında ya da solunda eşit uzaklıkta gidersem, mesela bakın şöyle düşünün. Bak bunun bu geldiği nokta bu. Bunun geldiği nokta bu, doğru mu? Bu iki değer birbirine eşittir, doğru mu? Demek ki parabolün simetri eksenine göre bakıyorum. Diyelim buradaki nokta, atıyorum arkadaşlar 1, burası sallıyorum 3. Tamam mı? Gibi düşünün. Bunlar aynı değerleri getirir. Peki bunun bu R ile ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Siz bunları toplayıp yarısını aldığınızda buraya ulaşırsınız. Yani bu, çünkü eşit uzaklıkta. Yani sen eşit uzaklıkta x kadar buraya geliyorsun. Eşit uzaklıkta x kadar bu tarafa, sağına ya da soluna gittiğinde simetri doğrusunun aynı değerler gelir. Hatta ben burayı nasıl bulmuştum arkadaşlar? Yani bakın şu noktalara dikkat edin. Bu noktaların toplamı da, bakın mesela bu da 0 veriyor, bu da 0 veriyor, değil mi? Aynı değeri veriyor. Peki nasıl aynı değeri veriyor? Çünkü toplamlarının yarısı bunu veriyor. Kökler toplamının yarısı değil mi? R dediğim. O zaman demek ki burada şöyle bir olay var. Yani bana
R noktasına, yani kökler toplamının, yani kökler olarak demiyorum, tabii ki buradaki değerler farklı da olabilir. Bu toplamların yarısı, yani eksi B bölü 2A dediğim ifadeye ulaşan değerler de yine neyi verecektir? Bunlar birbirine eşittir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burası arkadaşlar neydi? F M artı 2 eşittir F 2 M eksi 4, değil mi? Bakın şimdi bunların toplamı arkadaşlar, yazıyorum. Bakın toplamları, yani M artı 2 ile 2 M eksi 4 bölü 2 diyeceğim. M artı 2, 2 M eksi 4 bölü 2. Bakın toplamlarının yarısı neyi verecek? İşte buradaki R'yi verecek. Yani R ne? R eşittir eksi B bölü 2 A'dan. O zaman ben buraya A, B ve C dersem eksi 2 bölü 2 olmuş oluyor. Değil mi? Bakın toplamlarının yarısı neyi veriyor? Simetri doğrusunu. O zaman bunlar birbirini hop patates etti. Ne oluyor? M 2 M. Bakın yazalım. 3 M. 3 M eksi 2 eşittir. Eksi 2 oldu. O zaman arkadaşlar M buradan ne gelir? M eşittir 0. Bize neyi soruyor? Kökler, ya daha doğrusu M'ler toplamı. E buradan arkadaşlar M'lerin toplamı ne olur? 6'ya 0. Cevabımız ne? 6 olmuş oluyor. Değil mi? Olay bu. Yine çikolatayı ben aldım. Gördünüz mü? Etra be, bana çikolata borçlusun. Çözdün mü bunu? Hocam sen bana borçluydun. Tamam, ödeştik o zaman. Sırf zaten onun için sordum. Bilerek ödeşelim diye. Tamam mıdır? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 16. sorumuza. Fx eşittir x kare eksi 6 x artı 5 parabolünün kökleri diyor nedir diyor. Bakın hemen kökler ne demekti? Normal denklemde arkadaşlar x'i kesen noktalar, doğru mu? Yani biz bir denklemin kökünü nasıl buluyoruz? Verilen ifadeyi, yani x kare eksi 6 x artı 5'i sıfıra eşitlediğimizde kökleri bulmuş oluyoruz. Yani eksi 5'e eksi 1 çarpıyorum 5, topluyorum ne? Eksi 6. O zaman ben bunu yazarken nasıl yazacağım? X eksi 5, x eksi 1 eşittir 0. Buradan şunu diyebilir miyim? X eşittir 5, x eşittir 1. Bunlar ne oluyor? Denklemin kökleri oluyor. Bu kadar, yani 1 ve 5 olmuş oluyor. Peki simetri doğrusu? Arkadaşlar simetri doğrusu neydi? R demek değil mi? Yani R eşittir eksi B bölü 2A. Bakın burası A. Aha bu B. İşte burası C. O zaman eksi eksi 6 bölü 2'den 3 geldi. Tabii ki bunu yazarken de nasıl yazıyoruz? Şöyle yazıyoruz. X eşittir 3 doğrusu. Hani doğru ya bu. X eşittir 3 diye yazmak zorundayız. Eksi B mi oluyor yoksa sadece B oluyor? Eksi B bölü. Eksi B bölü 2A oluyor. Eksi eksi 6 bölü 2 ne oldu? O da 3 geliyor. Yok, B bölü 2A eşittir. Evet. Eksi 6 bölü 2. Eksi 3. Aynen. Yok, burası eksi 6 değil mi? Evet. Tamam, eksi 6 ise tamam. X eşittir 3 gelecek simetri doğrusu. Ha yok, 3 geliyor da. Heh. Ama eksi B değil. Tamam, yok bu eksi B bölü 2A. Ha. Tamam. Şimdi geldik neye? Parabolü çizmeye. Arkadaşlar parabolü çizelim. Bakın bir parabolü nasıl çizeriz? Biz normalde tabii ki sınavda parabolü çizin diye bir şey gelmez ama olay sadece görmek amaçlı öğrenmemiz lazım. Mesela bakın burası simetri arkadaşlar. Şu koordinat düzlemini yazıyorum. X, Y olsun. Bunun kökleri 1'e 5 değil mi? O zaman 1 ve 5 noktasından geçecek. Bakın 1 ve 5 noktasından geçecek. Tepe noktası, yani R'si 3 olan, bakın R'si 3 olan ve kolları ne? Yukarı doğru. Çünkü A pozitif. O zaman bu parabol şöyle bir şey. Bakın çizeyim. Mesela bu parabol, sallıyorum. Aha şöyle bir şey. Yukarı doğru gidiyor. Ve burası ne? Neydi bu? Y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Biz bunu nasıl buluyorduk? F0. Yani 0 yazdığımda bakın şuradaki sabit sayı burasıdır. Yani burası 5 noktası. Aynı zamanda arkadaşlar şuradaki bakın burası neydi? 3 simetri doğrusu. 3'e karşılık gelen tepe noktasını da yazabilirim. Yani her şeyle çizecek olursam F3'ü de bulayım. Çünkü F3 demek ne demek? K'sını buluyorum. Yerine yazın. 9 eksi 18 artı 5. Yani
eksi 4. Bakın burası da eksi 4 oluyor. Tamamen çizmek istersek burası 5. Kökleri 1 ve 5 oluyor. Bakın R'si arkadaşlar simetri doğrusu 3 ve K'sı da yani en küçük değeri de eksi 4 olacak şekilde böyle çizeceksiniz. Kökleri buluyorsunuz, tepe noktası ve y ekseni kesim noktanın ordinatı bulup kolların yönünü belirleyeceksiniz. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 17. sorumuza. Burada da bize diyor ki yukarıda fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre... Seste problem mi var? Ses gitti. Şu an geliyor mu? Var mı? Çekiyor mu? Evet şimdi. Var mı ses? Evet şimdi var. Tamam. Tamam. Problem yok. Tamam baştan. Şimdi yok. Devam et. Evet. Var mı ses şu an? Var, problem? Var. Tamam. 17. sorumuza başlayalım. Tamam. Baştan söylüyorum o zaman. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada çekiyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi diyor ki 17. sorumuzda her yolu deniyoruz. Yukarıda fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre a artı b artı c küçüktür 0. Bakın 3 tane ifade vermiş. Buradaki ifadelerin hangileri daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu bir parabol değil mi? Parabol. Eğer ki bize hani bu a'lı b'li c'li bir ifade verirse ne yapıyorduk? Buraya odaklanın. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Tabii ki burada ne yapıyorduk? Evet şöyle. Heh, tam çektiği yeri buldum. Şu an arkadaşlar ne yapacağız? A'nın, B'nin, C'nin işaretini bulacağız. Hadi bakalım bulalım. Şimdi yazıyorum. Bakın A'nın, B'nin, C'nin işaretini bulalım ki burayı yorumlayabilelim. Şimdi bakıyorum. Bir defa burada net bildiğim kim var? A nedir? Pozitif. Nereden anlıyorum? Çünkü kollar yukarı doğru. E kollar yukarı doğruysa o zaman burası ne olacak? Artı olacak. Değil mi? Kollar yukarı doğru. Geldim şimdi şu noktaya odaklanın. Bakın buradaki nokta neydi? C noktası. Yani parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı. Yani C burada. E C ne o zaman? Eksi. Peki geldik B'ye. B'yi nasıl buluyorduk arkadaşlar? B nerede? Ortada. Bak bunu şuradan bulabilirsiniz. Hani B'yi normalde biz nereden yorumluyorduk? Kökler toplamından yorumlayabiliyorduk. Ama burada köklerle toplamını bilemezsin. O zaman nereden yorumlayacaksın? Kökler toplamından yorumlayamıyorsan eğer. Çünkü kökün biri negatif biri pozitif. Topladığında ne olacağını bilemiyorsun. Onun için burada şunu yapacağım. Bakın burası ne? Tepe noktasını belirtiyor. Yani en küçük yeri. O zaman burası arkadaşlar ne? R noktası. Doğru mu? Peki ben R'den yorumlayacak olursam. R diyorum. Bu R. Yani nerede? Birinci bölgede. Bakın burası R. Yani sıfırdan büyük. Doğru mu? Peki bu R nedir arkadaşlar? Eksi B bölü 2 A'nın sıfırdan büyük olması lazım. Peki A değeri neydi? A değeri pozitif. Bakın bu eksi. O zaman B ne olmak zorunda? Eksi olmalı ki sonuç pozitif olsun. O zaman burası ne? Bakın B de eksidir. İşaretleri buldun mu? Harika. Bundan sonra hadi bakalım. A, B, C'nin toplamı kesinlikle sıfırdan küçüktür diyebilir misiniz? Hayır. O zaman arkadaşlar ne oldu? Bakın bu ifade kesinlik yok. Geldim neye? B kare eksi 4 AC. Büyüktür 0. Evet büyüktür 0. Nereden anlıyorum? Bunları bulmadan bile. Bakın 2 tane. Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar bakın kök. Neyin kökü? Zıkkımın değil. Denklemin kökleri. 2 tane kök var. 2 kök varsa bunun diğer anlamı delta değil mi? Delta büyüktür 0 değil mi? B kare eksi 4 AC. Bu kesinlikle doğrudur. Peki R diyor 0'dan büyüktür. Evet arkadaşlar R dediğimiz ifade yani buradaki tepe noktası ne olmuş oluyor? Sıfırdan büyük olmuş oluyor. O zaman cevap kesinlikle doğru olan kim? 2 ve 3. Yani R sıfırdan büyüktür. Ve delta nedir? Sıfırdan büyüktür. Şu an seste problem yok değil mi? Tam çektiği yerdeyiz. Güzel. Şimdi önceden şey vardı. Çocukken biz çatılarda anten olurdu. Etra abi hatırlar mısın? Bilmiyorum. Aynen. Şey anten, çanak anten olurdu. Tam böyle... Babam nerede ki çatıya çıkardık. Böyle karıncalı gösterirdi. Ha dur falan aşağıdan. Mahalle boyu biri oradan az sağa çevir, az sola çevir. Görüntü geldi öyle duruyorduk yani. Şey bitene kadar, maç bitene kadar. Evet. Şimdi bu da ona döndü. Bizim hesap da ona döndü. Evet. Evet devam. Devam ediyoruz tamam. Şu an sesimiz düzeldi. Şimdi arkadaşlar
not. Bakın not kısmındaki duruma bakalım. Fx eşittir ax kare artı bx artı c parabolünün. Bakın bu parabolün. Ne oluyor parabolün? Bu parabolün arkadaşlar. Hayır ben bu parabolün. Şimdi burada nasıl değerlendireceğiz? Diyeceğim ki şunu önüme alıyorum. Şu an seste problem yok değil mi? Yok. Tamam hadi. Balığı attık. Şimdi oltayı attık bakalım. Kimler düşecek? Şimdi tepe noktası x ekseni üzerindeyse. Bakın tepe noktası x ekseni üzerindeyse arkadaşlar. Ne oluyor? Parabolün görüntüsü bu şekilde değil mi? X ekseni üzerinde demek. Bakın bu nokta ne? Teğet demek. Bak bunu biz hatırlıyoruz. Nereden hatırlıyoruz? İkinci dereceden denklemlerde. Yani x ekseni teğet. Teğet o zaman burada ne var? Çift katlı kök. Çift katlı kökün olması demek bunun deltasının sıfır olması demektir. Buraya dikkat. Bu bir. Tepe noktası x ekseni üzerindeyse delta eşittir sıfır. Yani tek kök vardır. Yani çift katlı kök vardır gibi yorumlar yapabilirim. Tepe noktası y ekseni üzerindeyse yani bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerindeyse demek ki bu arkadaşlar y ekseni simetri doğrusudur. Ne demek simetri doğrusu olması? İki eşit parçaya böler ve r sıfırdır. Bakın r sıfır. Ama ben k ile ilgili bir şey bilemem, diyemem. Yani eğer ben buraya 3 vermişsem burası 0,3 noktasıdır. Ama kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar burada ne oluyor? Y ekseni üzerindeyse r eşittir sıfırdır. Yani eksi b bölü 2a eşittir sıfır olduğundan b nedir? Sıfırdır. Anlaşıldı mı? Yapacağınız yorum bu. Ezber yok. Yorumlayın. Tepe noktası y eşittir k doğrusu üzerindeyse, bak herhangi bir doğru üzerindeyse o zaman k ile ilgili bilgi vardır. Orada k'nın değeri bellidir. Yani f(r) eşittir k dersiniz. Tamam mı? Burada mesela y eşittir 3 demek ne demek arkadaşlar? Demek ki bu parabolün k'sı yani k'sı yani f(r)'si eşittir 3 diyeceksiniz. Tamam mı? Bakın f(r) ile ilgili bilgi var. Yani k'nın değeri var. Peki geldim buraya. Bakın tepe noktası ya tabii ki şurası 3 olacak. Yani burası 3 noktası. Peki burada tepe noktası x eşittir a doğrusu üzerindeyse yani tepe noktası bakın x eşittir a doğrusu üzerindeyse o zaman nedir? R eşittir a. Dikkat! Demek ki y'li olan bir ifade veriliyorsa k'yı x'li olan bir doğru üzerindeyse r'nin değeri vardır burada. Yani r eşittir a. Diyelim burası 2 mi arkadaşlar? O zaman simetri doğrusu nedir? 2'dir gibi düşüneceksiniz. Tamam mıdır? Olay anlaşıldı. Güzel. Var mı bu problem seste? Yok. O zaman devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 18. sorumuza. Burada da bize diyor ki fx eşittir x kare eksi 2m eksi 1x artı 5 parabolünün tepe noktası x ekseni üzerinde olduğuna göre m'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın parabolü hemen şöyle düşüneceğim. Mesela burada koordinat sisteminde x'i olarak düşünün. Yani sallıyorum. Bu parabol atıyorum şöyle bir şey. Gözünüzde canlandırın olayı. Ya ne demek bu? Parabolün tepe noktası x ekseni üzerinde olması ne demek? Yani burada teğet. Teğetlik varsa ne oluyordu? Çift katlı kök. Ya da direkt şunu düşüneceksiniz. Delta eşittir 0. Delta neydi? B kare eksi 4 ac eşittir 0. Peki burası? Bakın a. Burası b. Bakın burası c olduğu için. O zaman b kare yani 2m eksi 1'in karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5 eşittir 0. Öyle değil mi? Tamam bunu da açalım. Birincinin karesi 4m kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eksi 20 eşittir 0'dan. Buradan ne geliyor? İfadeyi düzenleyelim. 4m kare eksi 4m eksi 19 0. Bize sorulan ne? Bakın diyor ki bize m'nin alabileceği değerler toplamı yani kökler toplamı doğru mu? Yani kökler toplamı sonuçta bu m'ye bağlı bir denklem değil mi? M'ye bağlı bir denklem kökler toplamı eksi b bölü a değil mi? Yani buradaki sonuçta x gibi düşünün bunu. Burası a bakın bu b bu da c. O zaman ne olur? Eksi eksi 4 bölü 4 kökler toplamını uyguluyorum. Dikkat edin. Cevap ne gelir? 1 gelir. M'nin alabileceği değerler toplamı
ne oluyor? 1 oluyor. Tamam mıdır? Yani ilk 80 üzerinde arkadaşlar hemen saksıyı çalıştıracaksınız. Ya ne demek ilk 80 üzerinde olması? Teğet demek. Tam kare demek. Delta eşittir 0 demek. Tamam. Olay bu. Geldik 19'a. Bakın fx diyor x kare eksi 2 k artı 4 x artı 7 parabolünün tepe noktası y ekseni üzerindeyse k değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın y ekseni üzerinde demek. Hemen olayı canlandırıyorum. Sallıyorum, atıyorum. Parabol şöyle bir şey, tamam mı? Hani usule uygun çizeyim diyorum. Şöyle. Yani burada. Bu ne demek arkadaşlar? Tepe noktası burada. Yani burası y eşittir r oluyor demektir. Aynı zamanda. Yani bunun anlamı şu. R eşittir 0 demek. Bakın r 0. Buradan şu yorumu yapmıştık. Eksi b bölü 2a eşittir 0. Yani b eşittir 0. Tepe noktası y ekseni üzerindeyse b olmaz. B dediğimiz yer ne? Aha işte burası değil mi? Demek ki o zaman burası yani 2k artı 4'ün 0 olması gerekir. O zaman buradan 2k eşittir eksi 4. Her tarafı da 2'ye bölersek k'nın değeri eksi 2 gelir. K değeri eksi 2, bu kadar. Yani B olmaz arkadaşlar. Eğer tepe noktası Y ekseni üzerindeyse. Çünkü simetri doğrusu orası oluyor. R çünkü 0 oluyor. Şimdi geldik 20. sorumuza. Bakın burada da arkadaşlar bize ne verilmiş? Kenar uzunlukları A'ya eksi A artı 8 birim olan bir dikdörtgenin alanının alabileceği en büyük değer kaç birim karedir? Aslında bunu biz ileride türevde de göreceğiz. Maksimum minimum problemleri diyeceğiz oralarda. Ama burada bir öğrenelim. Bak burada bazı şeyleri öğrenmem lazım. Şimdi mesela bunu şöyle düşünelim. Bizim elimizde bir dikdörtgen var arkadaşlar. Burası A, burası eksi A artı 8 olsun. Tamam mı? Şimdi bunun alanının en büyük olmasını mı istiyor? Tamam. Diyorum ki yazıyorum. Alan eşittir. Nedir bir dikdörtgenin alanı? Bu iki kenarın çarpımı. Yani A çarpı eksi A artı 8. Bunun en büyük olmasını istiyor. Peki hani bu alan değil mi sonuçta? Ben bunu bir fonksiyon gibi düşüneyim. Yani şöyle anlatayım. Buna biz fx diyelim. Ya da fa diyelim. Fark etmez. Yani siz buna atıyorum fa deyin. Alan fonksiyonu. Bunu bir daha atalım. Ne olur? Eksi a kare artı 8a. Bu ne arkadaşlar? Bunun cinsi ne? Parabol. Değil mi? Bakın bu parabol. Şimdi bize neyi soruyor? Bunun en büyük değerini sormuyor mu? Öyle söylemiyor mu? En büyük değeri kaçtır diyor. Yani bu ifade bir parabol belirtir. Ve bir parabolün en büyük değeri dediğimiz şey nedir? Şu k değil mi? Yani aslında bana k eşittir f(r)'yi soruyor. E tamam. Peki r'miz ne arkadaşlar? R eşittir eksi b bölü 2a. O zaman buradan ne gelir? Eksi bakın 8 bölü buradaki a b'yi dikkat edin. Burası x a'ya bağlı bir ifade. Yani bunun şuradaki ön tarafı bak burası a yani eksi 1 dediğim. Burası ne oluyor? B. C'si var mı? C'si yok bunun. Tamam mı? Buna dikkat edin. Yani buradaki a ile formüldeki a'yı karıştırmayın. Eksi b bölü a dediğim ifade. Burada b dediğim 8. Önünde eksi var. Ne olacak? 2a. Yani burası ne? 2. E bunun da sonucunda ne geliyor? Eksi 4. Ben neyi buldum? Simetri doğrusunu. Yani bu ifadenin en büyük değerini aldığı noktayı buldum. Eksi 4'müş. Şimdi ise bulmam gereken bu k değeri en büyük değer. Yani f eksi 4 oluyor. Bu da arkadaşlar ne olacak? Bakın eksi, eksi 4'ün karesi 8 çarpı eksi 4. Öyle değil mi? E o zaman buradan ne gelir? İfadeyi yerine yazacak olursam var mı herhangi bir problem diye bakıyorum. Tamamdır. Şimdi buradan da arkadaşlar ifade, bu arada şunu eksi 2a, burası eksi geliyor. Şurası eksi olacak. Onu yazayım. 2a olduğu için burası eksi 1. Bakın eksi 2 oldu. Burası 4 geliyor yani. Şurası 4 olacak. 4'ü yerine yazıyorum. 4'ün karesi şöyle olması gerekiyor. Buradan işlemi yapalım. Şimdi 4'ün karesi 16. Eksi var. Eksi 16. Burası ne oldu? 32. Ve cevap ne geldi? Cevabımız 16 geldi. Tamam mıdır? Bakın arkadaşlar dikkat edin. Verilen ifadede burada
yaptığım zaman şuradaki alanı soruyor değil mi? En büyük olmasını istiyor. En büyük olacak şekilde denklemi oluşturdum. Bu nedir? Parabol belirtir. Sonuçta arkadaşlar bu parabolün en büyük değerini soruyor. Sonuçta bu bir alan. Alanın en büyük değeri demek. O zaman K'yı soruyor. Neyi buldum? R'yi buldum. Yani buradan R-B/2A'dan 4 geliyor. Daha sonra yerine yazıyorum. Ve sonuç olarak da 16 geliyor. Bunu ileride türevin içerisinde de göreceğiz. Türevin içerisinde de arkadaşlar yine ifadeyi ne yapacağım? Türevini alıp maksimum minimum problemlerin içerisinde çözeceğiz bu tarz soruları. Ya da şöyle düşüneceğim. Bir dikdörtgenin alanının en büyük olması için bak hemen pratik bir şekilde arkadaşlar çözeyim. Özel bir yol göstereyim size. İban yolu. Ver ver. Ver alttan İban yansın. Sadece yandır. Özel yol. Ama benim İban'ı yandır. Özel yol. İban. İban'ı veriyorum arkadaşlar. Yeter artık. Yetti gari. İban kaç? TR 20. Le başlıyorsa benim İban'dır. Tamam. Buradan devam et. Şimdi bir arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Bakın not gibi düşünün. Bir dikdörtgenin alanının en büyük olması için bunun kare olması gerekir. Tamam mı? Olması gereken kare. O zaman ne demektir? Karedeki özellik ne arkadaşlar? Bu kenarlar birbirine eşit. Öyle değil mi? Yani şöyle. A eşittir. Eksi A artı 8. A ne gelir? 4. Bir kenarını buldun mu? 4. Yani bu artık kare olduğu için burada şöyle bir olay var. 4'e 4. Peki bu alan ne olur o zaman? 16 gelir. Anlaşıldı mı? Olay bu. Tamam. Bu da arkadaşlar size en azından ekstra bir çözüm yolu olsun. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik. Grafiği bilinen parabolün denklemine. Normalde bize denklem verip parabolü atıyorum çizmeye çalışıyorduk. Bu sefer ise grafik üzerinden ki yani parabolü verip bunun üzerine denklemle alakalı sorular gelebiliyor. Onun için burada iki tane durum var. Birinci durum kökleri bilinen parabolü oluşturma. Aslında biz bunu biliyoruz. Öğrendik. Nerede öğrettim ben size bunu? Evet güzel. Polinomlarda öğrettim. Aferin be Ceylan. Şimdi bak burada diyor ki bize kökleri biliniyorsa eğer x1 ve x2 diye bu parabolün yani ya da genelleme de yapıyorum. Genel bir grafik yani bir genel bir grafiğin denklemi nasıl yazılır? Buraya A deriz baş katsayı. Bunlar da kökleri olduğu için x eksi x1, x eksi x2 diyerek yazıp arkadaşlar bulursunuz. Peki buradan A'yı nasıl bulacağız? Buradaki A'yı da şu noktalardan biri veriliyorsa mesela bu nedir? F0'dır. Eğer buradaki değer biliniyorsa x yerine 0 yazılarak da bu A değerini bulabilirsiniz. Şimdi sorumuza bakalım. Bakın yukarıdaki grafiği verilen fx parabolü için f2 kaçtır? Ben bunun parabol olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. O zaman diyorum ki bunlar kök. Doğru mu? Hemen şunu diyeceğim. Fx eşittir. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 dedikten sonra yazıyorum arkadaşlar. Hemen bakın parabolümüzü yazalım. Fx eşittir. A çarpı. Bakın x eksi kök ne? Eksi 1. O zaman ben buraya eksi 1 diyorum. Çarpı diyorum. X eksi ne? X2. Yani 4 oluyor değil mi? Buradan ne geliyor? Fx'i buluyorum. Bakın fx eşittir. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 4. Şimdi ne lazım bana? Buradaki A lazım. A'yı bulmam gerekiyor. Peki bu A'yı nereden bulacağım? Aha da işte buradan arkadaşlar bakın burayı vermiş. Bu ne? Burası F0 eşittir 2 demek. Peki o zaman F0 eşittir 2 ise yaz şimdi yerine A çarpı 0 yazdım 1 0 yazdım eksi 4 eşittir 2. Buradan ne geliyor? Bakın eksi 4 A eşittir 2 ve ne oluyor? A'nın değeri her tarafı ben eksi 4'e bölersem yani A eşittir eksi 1/2 geliyor. Arkadaşlar A'yı da buldum. O zaman ben bu parabolü oluşturdum. Parabolün kendisi nedir? Bakın parabol şu. Fx eşittir. Eksi 1/2 çarpı. X artı 1 çarpı. X eksi 4. Değil mi? Parabolümüz bu.
Bize soran F2 değil mi? F2'yi de bulalım. Bakın F2 değeri eşittir. Küçük Sametli moduna geçiyorum. Eksi 1 bölü 2 çarpı. Bakın 3 çarpı eksi 2. Hadi bakalım bunu bir çözelim. Hop çat çat gitti. Eksiler ve cevap ne geldi? 3 geldi. F2 değeri kaçmış? 3'müş. Var mı sorun? Tamam mıdır? Yerler tertemiz oldu. Oh mis, paspasa gerek yok. Dizlerimiz üzerinde sürüne sürüne. Sürüne sürüne çözebilirim. Tüm işi yapıyor. Her şeyi yapıyoruz. Birazdan çay servisine başlayacağım zaten. Var mı gençler burada problem? Sorun yok değil mi? Peki. Şimdi geldik 22'ye. Bakın 22. sorumuzda da bize demiş ki fx eşittir x kare eksi 2x artı k artı 3 parabolü veriliyor. OB eşittir 2 çarpı AO. OB AO'nun 2 katıymış. Yani ben buraya, burada k olduğu için ben buraya şöyle diyeyim. Mesela burası m ise arkadaşlar, burası ne? 2m'dir. Doğru mu? Tamam. Güzel. K'yı soruyor. Bak ben size dedim ki parabol bilmeseniz bile burada ikinci derece denklemin özelliklerini kullanabilirsiniz. Şimdi bize gerekli olan bak bu uzunluk. Ama bunu size ben koordinat sistemine aktarın. Ne diye yazmam lazım burayı? Burası ne o zaman? Bu noktayı ben şöyle yazmam lazım. Yani burası eksi m noktasına ne oluyor? M2 noktası oluyor. Bakın eksi m noktasına 2m noktası oluyor. Doğru mu? Bu şekilde. Peki bunlar ne arkadaşlar? Kök. Neyin kökü? Denklemin kökü. Bunlar denklemin kökleri. Şimdi denklemin kökleri ise kökler toplamı nedir? Ezberledir artık. Kökler toplamı neydi? Topla kökleri. Eksi m artı 2m. Kökler toplamı burada ne? Bak şurası A, burası B, burası C değil mi? E tamam. O zaman eksi B bölü A'dan, bak kökler toplamı eksi B bölü A'dan ne gelir? M eşittir. Eksi 2 bölü A'mız ne? 1. Yani M eşittir 2. Tamam. Kök ne yapıyordu? Bak bu kök değil mi arkadaşlar? Kök ne yapar? Denklemi sağlar. Ne yapar diyor. Ne yapacak? Denklemi sağlayacak. Şimdi kök bu m kökü olduğu için arkadaşlar ahanda al bunu yerine yaz. Kök denklemi sağlar. Ya da istiyorsan kökler çarpımından git. Fark etmez. Yani bunun anlamı şu. Farklı şekillerde çözüyorum ki olayı anlayın. Bakın m'nin değeri 2 değil mi? Ama burada ne? Yazarken eksi 2 diye yazman lazım. Bak burası ne artık? M2 ya. O zaman bu nokta eksi 2. Bu nokta ne? 4. İster bu eksi 2 ya 0'a eşitle ya da istiyorsan kökler çarpımından git. Alın bu sefer kökler çarpımı diyorum bakın. Kökler çarpımı eşittir. Nedir kökler çarpımı? Eksi 2 çarpı 4 değil mi? Eşittir bu ne? C bölü A. C'miz ne? K artı 3. A'mız 1. Yani arkadaşlar eksi 8 eşittir. C bölü A'dan K artı 3 olursa buradan K'nın değerine gelir. K eşittir. Eksi 11 gelir. Güzel bir soru. Değil mi? Olayı çözdük mü şimdi? Böyle bakacaksınız. Birazcık böyle geometri gibi olabilir ama soru çözdükçe arkadaşlar parabol emin olun ki gerçekten güzel bir konu. Biraz dediğim şekilde ve burada öğrettiğim şekilde ilerleyin. Emin olun ki bu konuyu çok rahat patates edersiniz. Patato. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bakın geldik 23. sorumuza. Burada da bize diyor ki yukarıda diyor grafikleri verilen fx ve gx parabolleri tepe noktalarında kesişmektedir. Fx parabolü x eksenine teğet olup tepe noktası eksi 1'e 0 ve gx parabolünün tepe noktası k'ya 9 noktasıdır. Buna göre g4 değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bize f ve g fonksiyonları verilmiş. Kestiği noktaları bileceğim değil mi? Normalde f'i veriyor. G'nin K noktası biliniyor. Tabii ki bir kökü biliniyor ama buradaki kök bilinmiyor çünkü benim G'yi bulmam lazım. G4'ü sorduğu için. Yoksa öbür türlü çözemem öyle değil mi? Peki G'ye nasıl ulaşacağım? O zaman buradaki K değerini bulmam lazım. Tepe noktasının yani R'sini. Peki buna nasıl ulaşacağım? Arkadaşlar bu noktalar ortak noktalar değil mi? Şimdi buradaki fx fonksiyonuna bakın. Bakın fx fonksiyonunda sonuçta bu fx fonksiyonunun kökleri kimler?
Bakın burası sonuçta teğet, doğru mu? Teğet olduğu için ben bunu şöyle yazabilir miyim? A çarpı x eksi eksi 1'in karesi. Çünkü aynı iki tane kök var ama ikisi de aynı. X eksi 1 yani x eksi eksi 1 çarpı x eksi eksi 1 gibi düşünün. Burada buluşmuş, doğru mu? Onun için ne yapıyorum? Kare yazıyorum. Peki o zaman bu denklem, bakın bu fonksiyon fx eşittir a çarpı x artı 1'in karesi değil mi? Tamam, çok güzel. Peki ben bu a'yı nereden bulacağım arkadaşlar, a'yı? A nereden bulunacak? Bakın ortak nokta ne? Ya da istiyorsanız buradan bakın. Şuradan gidebilirim. 0 verdiğimde 1 gelecek, doğru mu? Bakın buradaki noktanın ben ne olduğunu biliyorum. Şu nokta ne? Yani burası f 0 noktası. O zaman f 0 noktasını yazarsam, bakın f 0 eşittir 1 ise... Yazalım. 0 yazın arkadaşlar. F0 eşittir. A çarpı 1 eşittir 1. A ne geldi? 1 geldi. A'yı buldum. Demek ki o zaman benim bu fx fonksiyonum, bakın fx eşittir x artı 1'in karesi. Çok güzel. Peki ben bu k'yı nereden bulacağım? Bu k noktası her ikisinde de ortak olan nokta değil mi? K'ya 9. Sonuçta nokta doğruyu sağlar. O zaman ben buradan şu noktayı yazarsam, yani fk eşittir 9 ise, yazın bunu. K artı 1'in karesi eşittir 9. Peki arkadaşlar neyin karesi 9'dur? Burası pozitif olduğu için direkt yazıyorum. K artı 1 eşittir 3. K ne geldi? 2. Bakın k'nın değerini buldum. Yani bu nokta 2 noktasıymış. Değil mi? İki noktası. Peki bu simetri doğrusu değil mi arkadaşlar? Yani simetri ekseni değil mi burası? O zaman ben burada şunu söyleyebilir miyim? Simetri ekseni ne yapıyordu burayı? İki eşit parçaya bölüyor. Peki 2 ile eksi 1 arasındaki uzaklık 3 değil mi? O zaman bu da 3 olmak zorunda değil mi? Peki 2'den 3 giderseniz bu nokta ne gelir? 5 gelmez mi? Tamam, her şeyi buldum artık. Bakın kıracağım bu kafayı, her şeyi çözüyor. Şimdi burası ne? Eksi 1. Burası 5 noktası. Arkadaşlar peki K noktası da biliniyor. O zaman ben G'yi yazıyorum. Bakın G fonksiyonum şu. Benim Gx'im. Gx eşittir. Ben A diyorum ya da atıyorum K çarpı diyorum. Ya da K demeyeyim. Hani şuradaki kat sayısı başka bir şey olsun. M çarpı. Tamam, kat sayısı. M çarpı. X eksi ne? Eksi 1. Yani X artı 1. Çarpı. Bu nokta ne? 5 noktası. Bakın köklerinden gidiyorum. Yani x eksi 5. Peki biz neyi biliyoruz? K yerine ben 2 yazdığımda 9. Yani k'ya 9 gelmiyor mu? K'ya 9. Yani k'ya 9 dediğim k 2 değil miydi? Hani bu nokta sonuçta 2. 2'ye 9. İkisinde de sağlar. O zaman ben buradan şunu yazabilirim. Diyeceğim ki arkadaşlar f 2 eşittir. Pardon, f2 diyorum. G2. Bakın G fonksiyonu. Küçük Sahmettin modunu geçirir Metra be. G2. G2'ni arkadaşlar yazın. Bakın M çarpı 2 yazdım. 3 eksi 3. Bu ne? 9'a eşit. Burası eksi 9 olduğu için M ne gelir? Eksi 1. Bakın M'yi de buldum. Peki buradan o zaman ben şunu yazabilir miyim? Gx eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5. Bizden istenen ne? Bizden istenen arkadaşlar G4. Bakın G4. Yazın 4'ü. Ne olur? Eksi 4'ü yazdım 5. 4'ü yazdım eksi 1. Ve cevap ne geldi? 5 değeri geldi. Öyle değil mi? Bakın 4 dediği için arkadaşlar en sonu 4'ü yerine yazıyorum. 5 eksi 1. Cevap da ne geldi? Eksi 5. Yani önce ben buradan, bakın dikkat edin, şu fonksiyonu oluşturdum. Bu fonksiyonda arkadaşlar k değerini buldum. Dikkat. Yani x eksi eksi 1'in karesi. Çünkü teğet olduğu için böyle yazdım. A çarpı x artı 1'in karesi. A'yı nereden buldum? 0 yazdığımda 1 gelir. Yazdım buradan a'yı buldum 1. Fonksiyon işte bu. Fx, bakın parabol x artı 1'in karesi. Peki k'yı nereden bulacağım? K yazdığımda 9 geliyor. K'yı ne buldum? 2 geldi. 2 yazdıysam burası ne? Simetri doğrusu onu vermiş. 3.
Buradan da 3 git 5. Kökleri biliniyor. Eksi 1'e 5 noktasından geçen parabol. Yani gx m çarpı x artı 1 çarpan x eksi eksi 1 artı 1 oldu. X eksi 5. M'yi nasıl buldum? 2 yazdığımda 9 gelecek. Eksi 1. Yazdım eksi 1 arkadaşlar. Geriye kaldı. Patato. 4 yazarsan cevap ne gelir? 5 gelir. Ve geldik. İkincisi. Birinci neydi? Kökleri bilinen parabolün denklemi. İkincisi ise tepe noktası bilinen parabolün denklemi arkadaşlar. Bakın buradaki mantık da şu. Eğer ki siz tepe noktasını biliyorsanız burası a çarpı x eksi r'nin karesi artı k şeklinde yazılır. Buradaki içerideki x'in olduğu yer r'yi verir simetri doğrusunu. Dışarıdaki de en büyük en küçük değerini verir. Aslında biz bunu biliyoruz arkadaşlar. Bakın şu ana kadar bense direkt tepe noktası yani tepe noktasının R'sini ve K'sını bulmanın çok basit bir yolunu göstereceğim. Buraya iyi bakın. Şimdi diyeceğim ki bu sorularda eğer ki hani normalde R neydi? Eksi B bölü K. K ne? F R. Ama bunu kullanmadan da bulabilirim. Nasıl biliyor musunuz? Arkadaşlar tepe noktasını bulmak istiyorsan not bakın. Direkt tepe noktasını bulmak için ifadeyi tam kare yap. Tamam mı? Tam kare yap. Nasıl yapıyorduk biz bunu? Öğrendik çarpanlar ayırmada. Ortadaki sayının yarısı. Bakın yazıyorum şimdi arkadaşlar. Fx diyorum. Ortadaki sayı neydi? Artı 4. Al yarısını ve bunu kapat. X artı 2'nin karesi oldu. Şimdi dikkat et. Burada ne? Hatta istiyorsan sağlamasını yapalım. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpım dikkatı artı 4x. Artı ikincinin karesi. İkinin karesi ne? 4. İkinin karesinden burası 4 geldiği için dışarıda ne kalır? 3 kalır. Doğru mu? Tamam. Tam kare yapmayı zaten biliyorum. Bilmeyenler için de en azından bunu gösteriyorum. Ortadaki sayının yarısını al. İfadeyi kapat. Sonra ikinin karesi 4. Buranın 7 olması için 3 gelir. İşte burası. Bakın burası R'dir arkadaşlar. Sıfırlayan değer. Yani R dediğim ne? X artı 2 sıfıra eşit de x eşittir eksi 2. X ne doğrusuydu? Simetri doğrusu. O zaman r eşittir eksi 2. Ve burada kalan da arkadaşlar size neyi verir? K'yı verir. K ne? O da eşittir 3 diyeceksiniz. Yerine yazmadan. Çözüm bu şekilde oluyor. Tamam mıdır? Bakın bunları öğrendik. Ve artık buralarda uyguluyorum. Şimdi geldik sorumuza. Burada da arkadaşlar y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiş. Buna göre f3 kaçtır diyor. Ne biliniyor? Tepe noktası. Tepe noktası ne? 2'ye 4. Ben size şunu söyledim. Tepe noktası bilinen parabolün denklemi arkadaşlar ne olur? X eksi r'nin karesi artı k. Yazın bunu. Fx eşittir diyorum. Bakın a çarpı r'miz ne burada? 2. X eksi 2'nin karesi artı. K'mız ne? 4. Doğru mu? İşte bu. Peki ben bu a'yı nereden bulacağım? A değeri neydi? Aha işte burası. Yani f0 eşittir 1 demek. Yazın bakalım bir f0'ı. F0 a çarpı 0 yazdım. Bakın direkt yazıyorum. 4 artı 4 eşittir 1. Öyle değil mi? Buradan ne geliyor? 4a eşittir eksi 3. A ne geldi? Eksi 3 bölü 4. Şimdi fonksiyonu oluşturuyorum. Bakın fx eşittir. Eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 4. Bu kadar. Neyi soruyor? F3'ü. Alın bakalım. F3 eşittir. Eksi 3 bölü 4. Yaz 3'ü yerine. Ne olur? 1 artı 4. İşlem yaparsak hop çarp 16. 16 eksi 3. Cevap ne? 13 bölü 4 oldu. Bu kadar. Olayı anladık mı? Var mı arkadaşlar problem? Harikasınız. Bunları öğreneceğiz. Emin olun bu şekilde yavaş 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 sindire sindire gideceğiz. Bakın şu an arkadaşlar burada duracağım, bir ara vereceğim. Ama siz ne yapıyorsunuz? Eğer video yani bölüm bölüm çalışıyorsanız hemen taktiklerle parabolden hemen ilgili yere kadar orada ne yapın? Çözümlü sorulara bakın ve yandaki öğrenen, öğreten soruları çözün. Bu şekilde ilerlerseniz bu konuyu emin olun ki çok rahat yaparsınız. Tamam? O zaman kısa bir ara, gelince devam.